Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 12 Kasım 2024 Salı. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Gezegenin geleceği için son geri sayımdayız. Uyarı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden geldi. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP29 Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı, devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakü'de sevgili seyirciler zirve marjında temaslarda bulunuyor. Birazdan da devlet ve hükümet başkanları yüksek düzeyli oturumunda konuşacak. Erdoğan hangi mesajları verecek? Konuşmasını ve zirve notlarını canlı bağlantılarla birazdan biz de ekranlarınıza getireceğiz. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği olağanüstü ortak zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi yayınlandı. İsrail'in uluslararası hukuka yönelik ihlallerine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirve marjında yaptığı konuşmada İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı, İsrail'le ticaret sonlandırılmalı dedi. Ayrıntıları aktaracağız. Sevgili seyirciler, soykırımcı İsrail Gazze şeridinde yerinden edilenleri hedef aldı. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti. Lübnan'ın kuzeyini de hedef aldı İsrail. Aynı Yakup kasabasında en az 14 kişiyi katletti. Son durumu canlı bağlantılarla ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan Suriye konulu 22. Astana görüşmeleri Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam ediyor. Toplantı notlarını Nurgali Jusipbay'dan alacağız. Almanya'da hükümet erken seçim kararı aldı. Kriz siyasetle sınırlı değil, ekonomi de alarm veriyor ülkede. İşte TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş Berlin'den yayınımıza katılacak. Almanya'nın bu sıcak gündemini değerlendirecek. Yunan kamuoyu, OECD ve Eurostat'ın peş peşe açıkladığı raporların şokunu yaşıyor. Yunanistan geçim sıkıntısı çeken ülkeler sıralamasında. Üye ülkeler arasında başı çekiyor. Sevgili seyirciler, ayrıntıları Yunanistan muhabirimiz Hakan Turpçu anlatacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçilen Donald Trump'ın kabinesi şekilleniyor. Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Haiti'de inişe geçen yolcu uçağına ateş açıldı. İşte dünyadan tüm bu gelişmeleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. İklim Zirvesi'nde temaslarda bulunuyor. Devlet ve hükümet başkanları yüksek düzeyli oturumunda konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerde yapacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği olağanüstü ortak zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvenin ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde İsrail'in uluslararası hukuka yönelik ihlallerine dikkat çekildi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımının dondurulması için uluslararası destek toplaması yönünde çalışmalara başlanacağı ifade edildi. Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü toplantısına katıldı. İsrail'in amacının Gazze'ye yerleşmek ve Filistin'i ilhak etmek olduğunu söyledi. İslam ülkelerinin de buna engel olmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı, İsrail'le ticaret sonlandırılmalı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. BOTAŞ'ın bu süreçte hiçbir dahlinin bulunmadığı belirtildi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir noktaya saldırdı. 10 Filistinli hayatını kaybetti. Nuseyrat mülteci kampında vuran İsrail 3 kişiyi katletti. İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına yoğunlaşan saldırıları sebebiyle Filistinliler yine göç yoluna düştü. Katliamcı İsrail güçleri Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Lübnan'ın kuzeyine hedef alan İsrail, Ayn Yakub kasabasında en az 14 kişiyi katletti. İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda da 18 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçilen Donald Trump kabinesinde görev vermeyi düşündüğü isimleri birer birer seçiyor. Trump, Cumhuriyetçi Parti Florida Temsilciler Meclisi üyesi Mike Waltz'u Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak belirledi. Trump, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı olarak da Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elise Stefanik'i gösterdi. Almanya'da ekonomiden sonra siyasette de kriz yaşanıyor. Hükümet erken seçime gitme kararı aldı. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan Sosyal Demokrat Partisi milletvekili Falko Drosman, koalisyonun yıprandığını söyledi.
Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmaların yoğunlaştığı Cezire eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi aştı. Tayland'daki Yipeng Fener Festivali'nde rengarenk fenerler gökyüzüne bırakıldı. Görenler hayran kaldı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla kardeş ülke Azerbaycan'da da fidanlar toprakla buluştu. Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde her yıl aynı tarihte kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Azerbaycan genelinde 111.111 fidan dikildi. Gündemden başlıklar böyle, ayrıntıları aktaracağız. Önümüzdeki bir saat boyunca sevgili seyirciler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği olağanüstü ortak zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvenin ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde İsrail'in uluslararası hukuka yönelik ihlallerine dikkat çekildi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımının dondurulması için uluslararası destek toplanması yönünde çalışmalara başlanacağı ifade edildi. Arap ve İslam ülkelerinin liderleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği olağanüstü ortak zirvesinde gündem İsrail'in bölgedeki saldırılarıydı. Zirve sonrası yayımlanan 38 maddelik ortak bildiride İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerine işaret edildi. Birleşmiş Milletler'in net önlemler alamadığı ve uluslararası toplumun başarısız olduğu belirtildi. Güvenlik Konseyi'ne Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardım girişinin yapılması için bağlayıcı bir karar alma çağrısı yapıldı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımının askıya alınması için uluslararası çapta destek toplanması yönünde çalışmalara başlanacağı da bildiride yer aldı. Bu kapsamda Genel Kurul'a karar taslağı sunulacağı kaydedildi. Ortak bildiride İsrail'in işlediği suçlar için bağımsız uluslararası soruşturma talep edildi. Tüm ülkelere İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını veya gönderimini yasaklamaları çağrısı yapıldı. Bildiride Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları da hatırlatıldı. Bu kararların bir an önce hayata geçirilmesi istendi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü toplantısına katılanlar arasındaydı. Önemli mesajlar verdi. İsrail'in amacının Gazze'ye yerleşmek ve Filistin'i ilhak etmek olduğunu söyledi Erdoğan. İslam ülkelerini de buna engel olmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı, İsrail'le ticaret sonlandırılmalı dedi. Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız. İslam ülkelerini İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeye çağırdı. Atılması gereken adımları sıraladı. İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmesi son derece mühimdir. İsrail'e silah satışının durdurulması, aralarında Güvenlik Konseyi'nin daimi iki üyesinin de bulunduğu girişimimize 52 ülke ve iki uluslararası teşkilat destek vermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak toplantısında verdi. İsrail'in amacının Gazze'ye yerleşmek olduğunu söyledi. İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur. Buna engel olmalıyız. Erdoğan, İslam ülkelerinin tepki göstermekte yetersiz kaldığını vurguladı. İsrail karşısında İslam ülkelerini birlik olmaya çağırdı. Bir avuç batılı ülke İsrail'e askeri, siyasi, ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması maalesef
sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı temelinde Filistin'de soykırım suçu işleyenlere özellikle zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi eşgüdüm halinde sürdürmemiz fevkalade önemlidir. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin İsrail'le ticareti durdurduğunu hatırlattı. İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya daha çok ülkenin müdahil olmasını istedi. Tüm ülkeleri Filistin'i tanımaya davet etti. Mevcut İsrail hükümetinin rızasını aramak suretiyle iki devletli bir çözüme ulaşmanın imkansızlığını hepimiz görüyoruz. Bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin devletini tanımasını teşvik etmeliyiz. Nitekim 7 Ekim'den bu yana 9 ülke daha Filistin devletini tanıdı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'dan Bakü'ye geçti. Azerbaycan son derece önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. COP29 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirveye katılıyor. İşte sabah saatlerinde aile fotoğrafının çekimiyle başladı zirve. Ahmet Furkan Arvas da Bakü'de işte bu önemli zirveyi takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da birazdan liderlere hitap edecek. Hangi mesajları verecek? Senden alalım mı zirve gündemini ve ayrıntıları? Coşkun Özen, Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyor iklim zirvesinin 29.sü. Bu bağlamda önemli tabii ki Azerbaycan için ve yoğun bir katılım da söz konusu. 100'e yakın devlet ve hükümet başkanı Azerbaycan'daki iklim zirvesine iştirak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan'daki iklim zirvesine katılan isimler ve liderler arasında. Bu bağlamda sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte zirve alanına geldim ve burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres tarafından karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan. Ardından da aile fotoğrafının çekimine geçildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafında da yer aldı. Sonrasındaysa iklim zirvesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu çerçevede Keir Starmer'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye-İngiltere ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler Erdoğan-Starmer görüşmesinde ele alınan önemli başlıklar arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dakikalarda da zirve kapsamında bir hitap gerçekleştirecek ve dünyaya ve liderlere seslenecek. Bu bağlamda iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadelede tüm dünyaya ve tüm ülkelere sorumluluk düştüğünün altını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin çevre ve iklim krizi gibi konularda attığı adımlara vurgu yapacak ve eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen sıfır atık projesinin önemini vurgularken sıfır atık hareketinin küresel bir boyuta ulaştığının da altını çizmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında. Elbette bununla da sınırlı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı. Yine konuşması sonrasında da yine ikili görüşmeleri olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu çerçevede görüşmelerinde hem Türkiye ile görüştüğü ülkenin lideri arasındaki ilişkiler hem de bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Bu bağlamda Gazze ve Lübnan'daki son durumla Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde ele alınacak önemli başlıklar arasında bulunuyor. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde başladı zirve Bakü'de ülke tarihinin en büyük uluslararası organizasyonu olma özelliğini taşıyor iklim zirvesi. 29.sü Azerbaycan'da düzenleniyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak ediyor zirveye. Bu çerçevede de programları gün boyunca devam edecek. Detaylar bu şekildeydi Coşkun Özen. Teşekkürler Ahmet Furkan Arvas. Bakü'den bildirdi, zirve son derece önemli. Dünya liderlerini ağırlıyor Azerbaycan. O liderlerden biri de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev. Sevgili seyirciler, Taşkent'e gideceğiz şimdi. Ayrıntılar için Şahrufbek Alimoğlu karşımızda. İklim değişikliği dünyanın en önemli küresel problemlerinden biri.
küresel ısınmanın sonuçlarını hepimiz, tüm ülkeler yaşıyor. Alınacak önlemler işte bu zirvede değerlendirilecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı da bu zirveye katılıyor. Tabii Aral Gölü'nde yaşanan o çevre kirliliği Özbekistan'ın, Orta Asya'nın önemli problemi. Eminim onun da dile getireceği, vereceği mesajlar olacaktır. Senden alalım mı ayrıntıları? Evet, Coşkun Özen, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev şu an Baku'da ve birazdan konuşma yapması bekleniyor. Ve konuşmasında en önemli başlıklar tabii ki sizin de kaydettiğiniz gibi Aral Gölü sorunu olacak. Aral Gölü'nün Orta Asya ile birlikte etraftaki diğer ülkelerin iklimine, diğer ülkelerin ekolojik durumuna yarattığı kötü etkileri konusunda Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha gündeme getireceğini beklemek mümkün. Çünkü Özbekistan Cumhurbaşkanı basın sözcüsü Sherzad Asadov da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında bu yönde Cumhurbaşkanı'nın konuşması olacağını belirtti. Yani Aral Gölü'nün, Aral Gölü çevresindeki iklim sorunlarının giderilmesi ve bu yönde birçok ülkenin ortaklaşa çalışmaya geçmesi gerektiğini Özbekistan Cumhurbaşkanı bir kez daha gündeme getireceği şu anda kesin diyebiliriz. Bunun dışında yine Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifiyle başlatılan Yeşil Mekan projesi var. Bu proje çölleşmiş veya çölleşmeye doğru giden bölgelerde ağaçlandırma çalışması ve ağaçlandırma çalışması ile birlikte son 3-4 yılda milyonlarca ağaç dikildiğini ve bununla birlikte hem çevredeki iklim sorunlarının biraz da olsa giderildiğini ve ekolojik sorunlarla birlikte sağlık sorunlarının da azaldığını görmek mümkün. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bunları beklemek mümkün. Bunun dışında yine su tasarrufu, yani enerji üretiminde sudan kullanımı ve bunun dışında yeşil ekonomiye geçiş sürecinde Özbekistan'ın kaydettiği ve kaydetmek istediği hedefler açıklanacak Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından. Malumunuz bu iklim konferansı kapsamında birçok ülkenin standları da açıldı. Özbekistan Çevre Bakanlığı da büyük bir bölgede standını kurduğunu videolarda gördük ve bu standta Özbekistan Çevre Bakanı Aziz Abduhakimov'un bizzat kendisi misafirleri o standla tanıştırdığını görüyoruz ve bu standlarla birlikte Özbekistan'ın eski geleneksel ev yapımı sistemlerini gösteriyor ve bu sistemlerin, yani evlerin daha önceki dönemlerde yapıldığını, çevreye zarar vermediği özellikle vurgulandığını da kaydetmek mümkün. Bu standlar Özbekistan'daki iklim sorunlarının gidermenin çözümlerini ve bununla birlikte bu yöndeki projelere yatırım yapılmasını gösterdiğini de özellikle kaydetmek mümkün. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın programı yoğun. Dün Suudi Arabistan'daydı. Suudi Arabistan'daki İslam Arap ülkeleri zirvesine katıldı ve burada da bir önemli açıklamayı dile getirdiğini biz de kaydetmek istiyoruz. Filistinli çocuklar ve kadınların Özbekistan'da bedava bir şekilde tedavi görülmesi için Özbekistan'ın hazır olduğunu açıkladı ve bununla birlikte Filistin halkının savaştan eziyet gördüğünü ve bu durumun, yani Filistin-İsrail sorununun en iyi şekilde barışçıl bir ortamda çözülmesi gerektiğini Özbekistan Cumhurbaşkanı belirtti. Bunun dışında 1967 yılında sınırları belirlenen ve şu anki Kudüs şehrinin doğu kısmı başkenti olan bir bağımsız Filistin devletine haklı olduklarını Filistin halkına ve Arap ülkelerine bir kez daha dile getirdiğini, Özbekistan Cumhurbaşkanı dile getirdiğini biz de kaydetmek istiyoruz. Bununla birlikte dediğimiz gibi yakın gelecekte, daha doğrusu seneye Özbekistan'da bir Semerkant'ta bir sempozyum düzenlenecek ve bu sempozyumda Filistin'e insani yardımların gönderilmesi konusunda Arap ve İslam ülkelerinin yetkilileri burada görüşeceklerini Özbekistan Cumhurbaşkanı da konuşmasında kaydettiğini söyleyerek sözü Taşkent'ten size bırakalım. Teşekkürler Şahruk Pekalimov. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'de, Bakü'de, Taşkent'ten biz de şimdi Bakü'ye gideceğiz. Sevgili seyirciler, Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işte bu önemli konferansın açılışında son derece dikkat çekici uyarılarda bulundu. Gezegenin geleceği için son geri sayımdayız ifadelerini kullandı. COP29 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi açılışında konuştu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Azerbaycan'dan gaz ve petrol talep eden Avrupa Birliği'nin bugün boykot girişimlerine maruz kaldıklarını söyledi. Azerbaycan topraklarının dörtte birini yeşil enerji bölgesi ilan ettiklerini hatırlattı Aliyev. Avrasya'nın enerji ve ulaşım rotalarını belirlediklerini kaydetti. Aliyev'in mesajları ve zirveden izlenimler için Bakü'deyiz. Fatih Avanos'tan alacağız ayrıntıları.
Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ve 29. Taraflar Sözleşmesi Konferansı artık dün itibariyle başladığını ifade etmiştik. Bugün de 2 gün üzere liderler zirvesi gerçekleşecek. Sabah saat yerel saatte 8.30 itibariyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Antonio Guterres ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Olimpiyat Stadyumu'nun hemen girişinde konuklarını, devlet başkanlarını ağırlamaya, karşılamaya başladı. Yaklaşık 200'e yakın devletin temsilcileri, 100'e yakın devlet başkanı, hükümet başkanı yine bu noktadaydı. Ve dediğimiz gibi de iki lider bu noktada liderleri teker teker karşıladılar. Ardından aile fotoğrafına geçildi ve liderler zirvesi başladı, açılışı. Tabii Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Açılışta Azerbaycan'ın öncelikle uluslararası arenadaki aktif rolüne değindi. Ülkemize duyulan saygının bir göstergesidir COP29 dedi ve uluslararası alanda aktif rolümüzün takdir edildiği anlamına gelmektedir açıklamasında bulundu. Azerbaycan'ın 120 ülkenin desteğiyle Birleşmiş Milletler'den sonra en büyük örgüt olan Bağımsızlar Hareketi'ne de yine 3 yıl boyunca dönem başkanlığı yaptığını ifade etti. Son dönemde Avrupa'da uluslararası arenada elde ettiği başarılardan bahsetti ve bugün 10 Avrupa ülkesiyle stratejik ortaklık konusunda anlaşmalar imzalandığını hatırlattı ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ile de kültürler arası diyaloğu geliştirdiklerini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı son dönemde yenilenebilir enerji kapsamında Azerbaycan'ın yatırımlarından da bahsetti. Teknik potansiyelimizin karada 135 gigawatt, denizde ise 157 gigawatt olduğunu hatırlatırım. Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri ile bölgenin en büyük 236 megawattlık güneş enerji santralini kurduklarını hatırlattı ve COP29 sırasında da yine Cebrail bölgesinde İngiltere'nin bir şirketiyle de 240 megawattlık güneş enerji santrali inşa etmek için anlaşmaya yakın olduklarını ve 2030 yılına kadar yaklaşık 6 gigawatt kapasiteli güneş, rüzgar ve hidrolitik santralleriyle Azerbaycan'ı bir enerji bölgesine çevireceklerini ifade etti. Bu çalışmaları Nahçıvan, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesine de yayarak bölgenin enerji geçiş hattını oluşturacaklarını ifade etti ve yine bu noktada Batı ile yürütülen çalışmaları ifade etti. Burada bazı yine bu noktada eleştirileri de vardı. Neydi? Enerji güvenliğinin bir diğer segmenti olan petrol ve gaz talebi dolayısıyla Batı'nın bir çalışmalar yaptıklarını, son dönemde Batı'nın enerji ihtiyacında, tedariğinde Azerbaycan'ın önemli bir noktaya gelmesine rağmen bugün Azerbaycan'ın özellikle COP29'a ev sahipliği yapacağı anlaşılmasıyla birlikte adeta hedef haline geldiğini, Batı tarafından hedef haline geldiğini ifade etti. Azerbaycan'ın sadece bugün değil 1800'lü yıllardan bu yana petrol üreten bir ülke olduğunu ama Azerbaycan'ın genelde 230 günle güneşli gün sayısının fazla olduğu ve yenilenebilir enerjiye, yeşil enerjiye daha açık bir ülke olmasına ve birçok ülkeden de daha az bir şekilde petrol üretmesine rağmen sadece petrol ülkesi gibi gösterilip bir hedef haline getirildiğini ve doğaya zarar verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'ın bugün küresel gaz emisyonlarındaki payının %0,1 olduğunu ve Azerbaycan'dan 10 kat daha fazla petrol üreten komşuları olmasına rağmen Azerbaycan'ın hedef haline getirildiğinde altını çizdim. Bugün yine görüşmelerinde Avrupa Komisyonu'ndan da bahsetti. 2 yıl önce dediğimiz gibi doğalgaza ihtiyacı olduklarını ve kendilerini talep ettiğini ama bugün Azerbaycan'ı boykot yönünde görüşmelerin yapıldığını, bunu da rahatsızlıklarında ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşmasında Azerbaycan'a teşekkür ederek başladı. Artık dünyanın zamanın daraldığını ifade etti. Küresel ısınmayı 1,5 oranında sınırlandıramazsak dünyayı çok yakın zamanda büyük tehditlerin beklediğini ve bugün özellikle küresel iklimle mücadele kapsamında finansmanın kabulü, ülkelerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini bir kez daha dile getirdi. Ve bugün gelişmiş ülkelerin atmış olduğu adımların bedelini gelişmekte olan ülkeler çekiyor, ödüyor diyerek de sözlerini tamamladı.
Teşekkürler Fatih Onos'tan aldık. Son derece önemli bir zirve devam ediyor. Gezegenimizin geleceğini yakından ilgilendiriyor sevgili seyirciler. Soykırımcı İsrail, Gazze'nin farklı noktalarını hedef aldı. Bu kez çok sayıda Filistinli'yi katletti. Birçoğunu da yaraladı. İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına yoğunlaşan saldırıları sebebiyle Filistinliler yine göç yoluna düştü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde yerinden edilenleri hedef aldı. Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarının yakınında bulunan bir noktaya saldırdı. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail, Gazze'deki bir çarşıya da saldırı düzenledi. Bir Filistinliyi katletti. İsrail uçakları Gazze şeridinin orta ve kuzey bölgelerinde sivillere ait yerleşim yerlerini vurdu. Saldırılarda 8 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı. Filistinliler, İsrail saldırıları nedeniyle bir kez daha göç yolunda. Nuseyrat mülteci kampının batısında çok sayıda Filistinli yerinden edildi. Boş araziye kurdukları çadırlarını söken Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyayla birlikte güvenli olduğunu düşündükleri noktalara göç ediyorlar. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, ülkesinin savaş suçlarını adeta itiraf etti. Fransa'da düzenlenen Paris Barış Forumu'nda konuşan Olmert, Gazze'yi yok ettik dedi. Savaşın 2 milyon masum Filistinlinin hayatına etkisinin korkunç olduğunu söyledi. Gazze'den çekilmeleri gerektiğini vurguladı. Sadece Gazze'de değil, Lübnan'da da saldırılarına devam ediyor İsrail. Tel Aviv yönetiminden peş peşe skandal açıklamalar geldi. Soykırımcı İsrail'in savunma bakanı İsrail Katz, sevgili seyirciler, Lübnan'da ateşkes olmayacak dedi. Katil Netanyahu'nun partisinden bir vekil ise Lübnan'a işgal sinyali verdi. Soykırımcı İsrail'in savunma bakanı Katz, katliamlarını sürdüreceklerine işaret etti. Sevgili seyirciler, Lübnan'a saldırılar devam edecek ifadelerini kullandı Katz. Katliamcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar'ın Lübnan'da ateşkes yolunda ilerleme kaydettik açıklamasıyla da çelişti. Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Ariel Kalner adeta işgal provasını itiraf etti. Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurulması çağrısında bulundu. Orta Doğu'da bir toprak parçasının kontrolünü ele geçirdiğinizde savaşı kazanırsınız dedi. İsrail kabinesinden skandal açıklamalar peş peşe gelirken İsrail güçleri de bir yandan Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarında 18 kişi daha katledildi. Evet sevgili seyirciler, katliamcı İsrail güçleri Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Lübnan'ın kuzeyine hedef aldı İsrail. Ayn Yakub kasabasında en az 14 kişiyi katletti. İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda da 18 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Akkar'da Ayn Yakub kasabasına saldırdı. Bir binanın hedef alındığı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Binada İsrail saldırıları sebebiyle ülkenin güneyini terk ederek Akkar'a giden göçmenlerin bulunduğu aktarıldı. İsrail, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna da saldırılar düzenledi. Sur kentindeki saldırıda 3 kişi, Sayda kentindeki saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Nebatiye'nin farklı bölgelerine saldıran İsrail 5 kişiyi katletti. Nebatiye'ye bağlı Beyad bölgesinde bulunan bir cami, İsrail saldırısında zarar gördü. Beka Vadisi'ne yönelik saldırılarda da 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'a 1 yılı aşkın süredir devam eden saldırılarında 3.243 kişi katledildi. 40 belde yerle bir oldu, 40 binden fazla konut yıkıldı. Enkaz altında da çok sayıda kişinin olduğu tahmin ediliyor. Evet, Orta Doğu'da tüm bu gelişmeler yaşanırken Kazakistan'ın ev sahipliğinde Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin 22.si de sona erdi sevgili seyirciler. Türkiye, Rusya, İran'ın garantörlüğündeki görüşmelere Şam yönetimi ve Suriye muhalefetinin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Ürdün, Lübnan ve Irak'tan gözlemciler katıldı. 2 gün süren toplantılara ilişkin sonuç bildirgesi de açıklandı. Dönelim biz de Astana'ya. Nurgali Yusufbay 2 gündür işte bu görüşmeleri yerinde takip ediyor. O da notlarıyla yayınımıza katılacak Astana'dan. Evet, efendim, Kazakistan'la bağlantımız oldukça karmaşık, dramatik ve trajik krizin
çözümü için neler yapılmalı? Suriye ve çevresinde kalıcı istikrarın sağlanması için hangi ön koşulların uygulanması ve yerine getirilmesi gerekiyor? Suriye'deki insani durum ve dramın çözümü nasıl şekillenecek? İşte bu ve bunun gibi önemli, hatta kritik diyebileceğimiz sorunların, problemlerin görüşülmesi için Kazakistan'da Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin 22.si bugün itibariyle tamamlandı. Görüşmeler dün başlandı ve mesaiye saat 8'de start verildi ve görüşmelerin ilk gününde heyetler arası ikili ve üçlü formattaki istişare toplantılarıyla devam etti. Dün yapılan ilk çalışma günü ve bugün de devam eden çalışma mesai gününde ise günün ikinci yarısına kadar yoğun ikili ve üçlü heyetler arası istişare toplantısı yapıldı. Ve biraz önce toplantı salonunda ortak bir toplantı gerçekleştirildi heyetlerin katılımıyla ve basın toplantısı da şu an yapılıyor ve heyetler temsilcileri gazetecilerin sorularına da cevap vermekte. Şu an Astana görüşmeleri garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran katılımıyla yapılıyor ve Astana'daki 22. görüşmelerde Şam yönetimi ve Suriye muhalefet temsilcileri iştirak etti. Bununla birlikte Ürdün, Irak ve Lübnan'dan ve bununla birlikte uluslararası kuruluşlardan Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç'tan da gözlemciler temsilcileri olarak katıldılar. Efendim, dediğimiz gibi görüşme masasında Suriye'deki ve çevresindeki mevcut durum vardı ve güvenlik onların yanında Suriyeli mültecilerin onurlu ve güvenli bir şekilde ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması meseleleri gündemde vardı ve İkili ve üçlü heyetler arası istişarede işte bu konuların görüşüldüğünü belirtmemiz gerekiyor. Ve biraz önce heyetlerin katılımıyla ortak sonuç bildirisi yayınlandı. Sonuç bildirisi 24 maddeden oluşuyor. Ve ben de şu an öne çıkan gündem başlıklarını aktarmak istiyorum. Ve özellikle Suriye ve çevresindeki bölgesel mevcut durum kapsamlı çözüme yönelik çabalar ülkelerde, ülkedeki insani durum ve dramın ele alındığını belirttik ve şu an itibariyle bize ulaşan ve bizim de katıldığımız bu ortak toplantıda öncelikle İsrail'in Suriye, Lübnan'a ve bölgede yapmış olduğu terör saldırılarının kınandığını vurgulamamız gerekiyor. İşte bu terör saldırısı vurgulandı ve İsrail'in terör saldırısı vurgulandı ve heyetlerin iştirakiyle yapılan toplantıda söz konusu bildiride bu İsrail'in bu saldırıların derhal durdurulması yönünde çağrı yapıldı. Ve bununla birlikte TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı da şiddetli bir şekilde kınandığını söylememiz gerekiyor. Ve aynı şekilde Suriye ve Gazze'de insani yardımın sağlanmasının önemi vurgulandı. Suriye ve bölgede Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması belirtildi ve Suriye'nin bütünlüğünü ihlal eden terör unsurlarına dışarıdan desteğin sağlanması da aynı şekilde kınandığını belirtmemiz gerekiyor ve terörün her türlü tezahürüyle terörle mücadele konuları ön plana çıktı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliğin katılımıyla Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına güvenli, onurlu bir şekilde dönüşü için gerekli koşulların oluşturulması da ön plana çıktığını söylememiz gerekiyor. Evet, bir sonraki Astana görüşmelerinin 2025'in ilk yarısında yine Astana'nın ev sahipliğinde yapılacağı açıklandı. Az önceki ortak bu noktada Suriye konulu Astana görüşmelerinin 22'sine dair son gelişmeleri Türkiye ve Türk dünyasına aktardım diyelim ve söz sırasına efendim size bırakalım.
Evet, Nurgali Yusuf Bay'dan Astana'dan aldık. Bölgemizi yakından ilgilendiren bir süreç sevgili seyirciler, 22.si düzenlendi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçilen Donald Trump kabinesinde görev vermeyi düşündüğü isimleri birer birer seçiyor. Trump, Cumhuriyetçi Parti Florida Temsilciler Meclisi üyesi Mike Waltz'u Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak belirledi. Trump, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı olarak da Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elise Stefanik'i gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ikinci Trump dönemini beklerken Trump ekibini oluşturuyor. Trump'ın Beyaz Saray'ın iki kritik pozisyonu için görevlendirmeyi düşündüğü isimler belli oldu. Trump, Cumhuriyetçi Parti Florida Temsilciler Meclisi üyesi Mike Waltz'tan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olmasını istedi. Afganistan ve Orta Doğu'da askerlik yapan Waltz'un bu göreve seçilmesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel duruşunun yeniden düzenlenmesi anlamına geldiği yorumları yapılıyor. Waltz, Çin konusunda şahin rekabetçi Rekabetin kararlılıkla sürdürülmesinden yana Ukrayna'ya silah gönderilmesine de şüpheyle yaklaşıyor. Trump'ın belirlediği bir diğer isim, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elise Stefanik. Stefanik, Ukrayna'ya silah desteğinin kesilmesini ve savaşın sona erdirilmesini istiyor. Bu sebeple daha önce Rusya yanlısı olmakla suçlanmıştı. Trump'ın Dışişleri Bakanı olaraksa Senatör Marco Rubio'yu düşündüğü ülke basınında iddia ediliyor. Trump ayrıca Eğitim Bakanlığı'nı kapatarak bakanlığın kaynaklarını eyaletlere yönlendireceğini açıkladı. Eğitim için kişi başına harcanan paranın herhangi bir ülkenin 3 katı olmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimin dipte olduğunu savundu. Evet, ABD Başkanı Trump yakın çalışma ekibini belirliyor. Önümüzdeki dönemde küresel siyasete etkileri olacak bu ekibin sevgili seyirciler. Almanya'da ekonomiden sonra siyasette de kriz yaşanıyor. Hükümet erken seçime gitme kararı aldı. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Falko Drosman koalisyonun yıprandığını söyledi. Almanya'da erken seçim için düğmeye basıldı. Başbakan Olaf Scholz, FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı. Bunun üzerine Hür Demokrat Parti, tüm bakanlarını hükümetten çekerek koalisyondan ayrılma kararı verdi. Alman parlamentosu Bundestag'da sessizlik hakim. Başbakan Scholz, Maliye Bakanı Lindner'i görevden aldı. Güven oyu için 15 Ocak tarihini gösterdi. Almanya'da erken seçim tarihi olarak 9 Mart belirlenmek üzere. TRT Haber'e konuşan Sosyal Demokrat Parti SPD Milletvekili ve SPD Meclis Grubu'nun savunma politikası sözcüsü Falko Drosman, eski Maliye Bakanı Lindner'in hükümetin politikalarına aykırı davrandığını söyledi. En geç Mart ayına kadar erken seçim süreci yaşanacak. Helmut Koch zamanında bu süreç iki kat daha uzun sürmüştü. 4 ay içinde Almanya'da seçimler olacak. Başbakan Scholz'un seçimlerde SPD'nin adayı olacağını söyleyen Drosman, koalisyondaki partilerin yıprandığını belirtti. Farklı siyasi anlayışları bir arada tutmaya çalışmak için çok uzun süre uğraştık ama olmadı. FDP ile bir yanda, Yeşiller ile diğer yanda sürekli olarak uzlaşma yolları aradık. Ancak temel konular pazarlık masasına geldiğinde işler sona erdi. Federal seçimde Almanya'daki Türkler de önemli rol oynuyor. Benim seçim bölgemde göçmen kökenli nüfus oranı %74,8 ve en büyük grup Almanya'daki Türkler. Bu nedenle onlar elbette önemli. Onlarla birçok etkinlik yaptım ve daha fazla siyasete katılmaları, seçimlerde aktif olmaları için çağrıda bulunuyorum. Bunu yapabilirler. Evet, Almanya temsilcimiz Ramazan Aktaş, Almanya'da siyasetin nabzını tutuyor. İşte önemli bir röportajdı. Alman siyasetçilerin görüşlerini aktardı, haberleştirdi. Şimdi karşımızda Ramazan Aktaş. Şimdi koalisyon yıprandı diyor Alman siyasetçi. Scholz hükümeti bekleneni veremedi anladığımız kadarıyla. Hem siyasette hem ekonomide kriz yaşıyor Almanya. Şimdi yapılan araştırmalar şunu ortaya koymuş.
Şirketlerin %41,5'u, neredeyse yarısı Almanya'da sipariş sıkıntısı yaşıyor. Bu da 2009'dan bu yana yaşanan en büyük kriz gibi gözüküyor. Ekonomide yaşananlar siyaseti de doğrudan etkiledi gördüğümüz kadarıyla. Erken seçim kapıda, ekonomi zorda. Senden bir değerlendirme alalım mı? Tabii ki Coşkun Özen, siz de belirtmiş olduğunuz gibi ciddi sıkıntılar var Alman siyasetinde ve ekonomisinde diyebiliriz. Son anketlere de göz atacak olursak, özellikle lider arayışında olan Almanya'da kamuoyu yoklamasında Olaf Scholz'ün sadece %30'luk bir desteği olduğunu görüyoruz. Çok alt sıralarda partisindeki mevcut savunma bakanının desteği ise %53,1'de. Markus Söder, Bavyera, Hristiyan Demokrat lideri ise ikinci sırada %47,5'la. Anketleri de hemen özetlemek isterim. Hristiyan Demokratlar birinci sırada yer alıyor %32,5'la. Aşırı sağın oyu yine %20 bandının üzerinde görünürken hükümet partilerinin oylarını toparladığımızda ise %30 dahi yaklaşamıyor. %28-29 bandında olduğunu görüyoruz. Bir dahaki seçimde bir Hristiyan Demokrat Sosyal Demokrat ittifakı olur mu ya da yine bir üçlü koalisyon mu olur? Bu da ilerleyen günlerdeki belirlenecek seçim tarihinden sonra belli olacak diyebiliriz. Öte yandan ekonomik kriz aylardır devam ediyor. 2019 yani Covid'in başlarından itibaren bir türlü beli doğrulmayan, çarkları dönmeyen bir Alman ekonomisinden bahsediyoruz. Otomotiv ürünleri ve tedarikçilerinin güven endeksleri en düşük seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz ayki bağlantılarımızda belirtmiştik. Eksi %23,4'e gerilemişti demiştik ama yine 4,3 puanlık gerileme ile %27,7 ile Mart 2022'den beri en düşük seviyeyi görmüş bulundu. Öte yandan ihracat beklentileri de her ay milim milim de olsa ekonomistlerin tabiriyle düşüşü devam ediyor. 32,8 puana düştü diyebiliriz. Bu seviye en son 2020'de Covid döneminin başlangıç döneminde karşı karşıyaydı. Bir de uzmanların şöyle bir görüşü var Coşkun Özen. Sonuçta Almanya bu kıtanın lokomotif ülkesi ve ilerleyen dönemlerde de Almanya'dan esen bu negatif siyasi ve ekonomik rüzgar diğer kıta Avrupa ülkelerine de etkisi olacak diyorlar. Bizler de takibini devam edeceğiz. Gelişmelerimizi, analizlerimizi size aktaracağız diyelim Berlin'den. Teşekkürler Ramazan Aktaş. Avrupa'nın lokomotifi Almanya, bu haldeyse gerisini varın siz düşünün. Şimdi Yunanistan'a gideceğiz. Berlin'den aldık bilgileri. Atina'ya gideceğiz sevgili seyirciler. Şimdi Yunan kamuoyu OECD ve Eurostat'ın o peş peşe açıkladığı raporların şokunu yaşıyor. OECD'nin 35 üye ülkedeki refah hakkındaki raporu Yunan hükümetinin gerçekten başını ağrıtacak cinsten. Neden diye soracağız. Hakan Turpçu, Yunanistan temsilcimiz karşımızda Atina'dan. Şimdi rapordan başlıkları sen sabah bize geçtin, o iki rapordan. Gerçekten vahim bir tablo gördük biz burada. Ayrıntıları alalım mı senden? Seyircilerimize aktarır mısın? Nedir Yunanistan'ın ekonomiyle yaşadığı problem? Evet Coşkun Özen, Yunan kamuoyu peş peşe açıklanan iki ayrı raporun şokunu yaşıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, kısaltılmış adıyla OECD ve Avrupa İstatistik Ofisi, kısaltılmış adıyla Eurostat peş peşe iki ayrı rapor hazırladılar. Ve iki raporda da durum Yunanistan için oldukça vahim çıktı. Şimdi önce OECD'nin raporundan bahsedelim. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, kısaltılmış adıyla OECD, üye ülkeleri arasında bir refah endeksi sıralaması yaptı. Ve bu 35 üye ülke arasında en fazla geçim sıkıntısı çeken ülke Yunanistan çıktı. Ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Yunanların nüfusa oranı %70'in üzerinde çıktı Coşkun Özen. OECD raporunda birçok endeks var. Sadece bu değil. Mesela Yunanistan aynı OECD raporuna göre Meksika ve Kolombiya'nın ardından 3. en kötü maaşı alan OECD ülkesi oldu. OECD raporuna göre bir başka endeks, her 10 kişiden 7'sinin devletine güvenmediğiydi ortaya çıktı. Şimdi bu OECD'nin bu refah endeksi, bu geniş raporu Yunanistan'daki vatandaşların içinde bulunduğu çaresiz durumun göstergesi olarak yorumlandı Yunan kamuoyunda
Yunan medyasında. Şimdi sadece OECD değil, bir başka anket daha, bir araştırma daha yapıldı dedik. Eurostat bir başka araştırma yapıldı. Tam adıyla Avrupa İstatistik Ofisi, kısaltılmış adıyla Eurostat. Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında bir geniş çaplı bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçlarına göre 2023 yılında, geçtiğimiz yıl %6,2 ile en yüksek uzun dönemli işsizlik oranına sahip ülke Yunanistan çıktı. Yani bir anlamda Avrupa Birliği işsizlik şampiyonu Yunanistan oldu da denilebilir. Yunan basınında da zaten şampiyon olduk ama işsizlikte başlıkları atılıyor dünden beri Coşkun Özen. Bu Eurostat'ın araştırmasında ülkelerin yıllık maaşları da yer aldı. Ondan da bahsedelim isterseniz. Burada da Bulgaristan ve Macaristan'ın bir adım önünde Yunanistan sondan 3. sırada yer aldı maaş ortalamasında. Yunanistan'da 17 bin avro yıllık maaş ortalaması olduğu saptandı. Tabii bu 17 bin avro gözünüze büyük gelmesin. Bunlar brüt rakamlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Yunanistan'da aylık ortalama maaş nedir diye soracak olursanız 950 avroya denk geliyor. Bu da özellikle Avrupa Birliği genelinde, Avrupa Birliği için 950 euroluk aylık maaş oldukça düşük rakamlar. Aynı araştırmaya göre peki en yüksek maaş ne çıktı derseniz onu da belirelim. Yıllık maaş 81.100 avro ortalamayla Lüksemburg bir numarada yer aldı. Peki Yunanistan'da 17.000 avro yıllık ortalama dedik. Avrupa Birliği'nin ortalamasını ondan da bahsedelim. Yine Eurostat'a göre Avrupa Birliği'nde 2023 yılında tam zamanlı istihdama göre ayarlanan ortalama yıllık maaş ortalaması 37.900 avro. Neredeyse 38.000 avro. Yani Yunanistan'ın 17.000 avroluk ortalaması 38.000'in yanında oldukça düşük, neredeyse yarı yarıya kalıyor. O yüzden bir sıkıntı var Yunanistan için. Şimdi toparlamak gerekirse Coşkun Özen, peş peşe açıklanan bu iki rapor, OECD ve Eurostat'ın açıkladığı bu raporlar Yunanistan'daki vahim durumu da, ekonomik anlamdaki vahim durumu da ortaya koydu. Yunan basınında da bir şok etkisi yarattı diyebiliriz. Şimdi OECD ülkeleri arasında en fazla geçim sıkıntısı çeken ülke seçilmeleri, Eurostat araştırmasında da Avrupa Birliği işsizlik şampiyonu olmaları açıklandı ve bu vahim tablonun detayları bunlardı diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Evet, Yunan ekonomisinden notlar böyleydi. İki rapor Yunan halkını adeta şoka uğrattı. Tabii onlar bu gerçeği bilfiil yaşıyorlar. Hakan Turkçu Atina'dan değerlendirdi o iki raporun yankılarını sevgili seyirciler. Türk dünyasından notlarla devam edeceğiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla kardeş ülke Azerbaycan'da fidanlar toprakla buluştu. Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde her yıl aynı tarihte kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında işte Azerbaycan genelinde 111.111 fidan dikildi. Gelecek nesillere yemyeşil bir miras bırakma amacıyla Azerbaycan'ın dört bir yanında fidanlar dikildi. Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü coşku ve dayanışma ruhuyla kutlandı. Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın önderliğinde fidan dikimi yapıldı. Bakü'ye bağlı Müşfikabad kasabasında düzenlenen ağaçlandırma etkinliğine Türkiye'den Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli gider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü temsilcisi Ufuk Turganer ve Azerbaycanlı yetkililerle vatandaşlar katıldı. İnanıyoruz ki bu fidanlar Azerbaycan'a nefes olacak, Türkiye'ye nefes olacak, tüm Türk dünyasına nefes olacak ve bizlerden yüzyıllar sonra yaşamaya devam edecek. Bizim bu birlikteliğimiz hem Azerbaycan Türkiye olarak hem tüm Türk dünyası olarak büyük bir berekete inşallah vesile olacaktır. Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir. Farkımız yoktur ve bu kucaklaşma bizden sonraki nesillere de inşallah rehber olacaktır. Etkinlik Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Azerbaycan genelinde 111.111 fidan dikildi. İlk kez 2019 yılında Türkiye'de düzenlenen ağaçlandırma seferberliğine Azerbaycan da 2020 yılında dahil oldu. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz Avrasya gündemine. Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor sevgili seyirciler. Çatışmaların yoğunlaştığı Cezira eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi aştı. Ülkenin orta kesimindeki Cezira eyaleti hızlı destek kuvvetlerinin kuşatması altında.
eyalete bağlı El Hilaliye şehrinde hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi geçti. Çatışmaların yanı sıra açlık, susuzluk ve kötüleşen sağlık durumu da can kayıplarının hızla artmasında etken oluşturuyor. Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'da çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi can verdi. 10 milyondan fazla kişi yerinden edilirken 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e giden yolcu uçağı inişe geçtiği sırada kurşunların hedefi oldu. Hafif hasarın meydana geldiği uçak Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Haiti'ye gidiyordu. İnişe geçtiği esnada saldırıya uğradı. Kaliforniya'dan Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e yolcu taşıyan uçağa iniş sırasında silahlı çetelerce ateş açıldı. İsabet alan uçak Dominik Cumhuriyeti'ndeki Santiago Havalimanı'na yönlendirildi. Güvenli bir şekilde iniş yaptığı açıklanan uçakta kurşunlardan kaynaklanan küçük çaplı hasar oluştu. Bir uçuş görevlisinin hafif yaralandığı bildirildi. Olayın ardından ABD'deki tüm havayolu şirketleri Port-au-Prince uçuşları askıya aldı. Sevgili seyirciler, döneminin en ihtişamlı gemisiydi Titanic. Buzdağına çarptıktan sonra Atlantik'in karanlık sularına gömülmesinin üzerinden 112 yıl geçti. Geminin enkazından çıkarılan parçalar Polonya'nın başkenti Varşova'da sergileniyor. Her bir parça sahibinin hikayesinden izler taşıyor. Ayakkabılar, el yapımı tabaklar, bardaklar, biblolar. Tüm bunlar Atlas Okyanusu'nda 1912 yılında yaşanan faciadan geriye kalanlar. Döneminin en ihtişamlı gemisi Titanic, ilk seferine çıktığında buzdağına çarparak batmış ve 1514 kişi hayatını kaybetmişti. Yolculardan geriye kalan eşya geminin enkazında yıllar süren çalışmalarla su altından çıkarıldı. 160'ın üzerinde otantik parça ilk defa sergileniyor. Sergiye Polonya'nın başkenti Varşova'daki Soho Sanat Merkezi ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler Titanic'in enkazından çıkarılan parçalara yoğun ilgi gösteriyor. Sergide Titanic gemisi ve yolculara ait tarihi fotoğraflar da yer alıyor. Aynı zamanda döneme ait gazete sayfaları ziyaretçilere sunuluyor. Kazada hayatını kaybeden yolcuların isimlerinin yazılı olduğu listede o trajedideki kişilerin hatırasını yansıtıyor. Sevgili seyirciler, Tayland'daki Yipeng Fener Festivali'nde rengarenk fenerler gökyüzüne bırakıldı. Görenler hayran kaldı. Binlerce fener geceyi aydınlattı. Rengarenk fenerler görenleri hayran bıraktı. Yipeng Fener Festivali Tayland'da yapılıyor. Binlerce yıldır süren festival kapsamında fenerler Tayland takviminin ikinci ayının ilk dolunayında gökyüzüne bırakılıyor. İyi şans sembolü olarak fenerler şehre asılıyor. Turistlerden yoğun ilgi gören festival, geleneksel fener yapma zanaatini de canlandırdı. Bu zanaat yerel ekonomiye 600 milyon Tayland bahtından fazla gelir sağladı. Yipeng Fener Festivali bir ay sürecek. Son haberimizdi. Avrasya gündeminin sonuna geldik. Yarın aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.